Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği Lefkoşa Şehit Hüseyin Usu Stadında karşılaşıyor. Karşılaşmanın ortağı kim? Mehmet Evlat. Çetinkaya atak geliştiriyor. Ceza alanı içerisinde sonuç alamıyor. Çetinkaya takımı atak devam ediyor. Tarkan köşe atışını Derviş kullanıyor. Arka direğe doğru kafa vuruşu top filelere gidiyor. Kadir'in kafa vuruşuyla top filelerle kucaklaşıyor ve Çetinkaya karşılaşmanın 5. dakikasında 1-0 öne geçiyor Doğan Türk Birliği karşısında. İzliyorsunuz. Kadir iyi yükseldi. Vuruşunda topu filelere gönderdi. Ve Çetinkaya 1-0 öne geçti Kadir'in golüyle. 1-0'dan sonra Doğan Türk Birliği'nin beraberlik çabaları savunma kademede. Sağ kanattan Coşkun ortalıyor ileriye. Hakan Altın'ın olduğu noktaya doğru. Hakan Altın kaleci Ali'yi de geçiyor. Kale boş. Hakan Altın vuruyor. Eliyle önlüyor Silla. Orta hakem Mehmet Evlat penaltı noktasını gösteriyor. Ve Silla kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Karşılaşmada 9. dakika. Penaltı atışını Kayhan kullanacak Çetinkaya adına. Karşılaşmada 9. dakika. Çetinkaya 1-0 önde. Kayhan topun gerisinde. Kaleci Ali dikkatli kalesinde. Kayhan vuruşunu yapıyor. Top filelere gidiyor. Kayhan'ın kullandığı penaltı atışı gole dönüşünce skor 2-0 oluyor. Çetinkaya Doğan Türk Birliği karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. 2-0'dan sonra gelişen Doğan Türk Birliği atağı ceza alanı içerisinde bu kez topu filelere gönderen futbolcu Harun ve skor 2-1 oluyor. Dakika 12 Harun'un golüyle Doğan Türk Birliği farkı 1'e indiriyor. Skor 2-1 oluyor. Derviş de gelişiyor. Çetinkaya atağı. Derviş pasını veriyor. Kayhan'dan aldığı pası bu kez filelere gönderiyor Derviş. Dakika 13, skor 3-1 oluyor. Çetinkaya farkı yeniden 2'ye çıkarıyor. Skor 3-1 oluyor. İzliyorsunuz Derviş Kayhan'la paslaşıyor. Dar açıdan topu filelere gönderiyor. Ve skoru 3-1'e getiriyor. Fark yeniden 2'ye çıkıyor. 3-1'den sonra Çetinkaya'nın 4. gol arayışları. Kayhan vuruyor. Kaleci Ali savunma uzaklaştırıyor sonrasında. Ceza alanına orta. Kafa vuruşu sonuç alamıyor Çetinkaya. Joseph topla birlikte Tarkan'a veriyor pasını. Tarkan müsait pozisyonda vuruşunu yapıyor top filelerde. Dakika 30 Joseph'in pasında Tarkan filelere gönderiyor topu ve skor 4-1 oluyor. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 30 Tarkan'ın golüyle skor 4-1 oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çetinkaya'nın 4-1 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıdan görüntüleri izliyorsunuz. Coşkun sol kanada çevirdi topu. Sonuç alamıyor Çetinkaya. Joseph çevirdi atağın yönünü. Sağ kanatta Derviş arka direğe ortaladı. Kafa vuruşu top filelere gidiyor. Hüseyin'in kafa vuruşuyla skor 5-1 oluyor. Dakika 52 Hüseyin kafayla kaydettiği golle Çetinkaya farkı 4'e skoru 5-1'e getiriyor 52. dakikada. 5-1'den sonra Çetinkaya farkı açmak istiyor. Ceza alanı içerisinde Coşkun vuruyor ama dışarıya atıyor topu. Bu kez Doğan Türk Birliği atağı kaleci İbrahim başarılı. Doğan Türk Birliği ikinci golü arıyor Çetinkaya kalesinde. Sonuç alamıyor. Kayhan pasını veriyor sol kanada. Ceza alanı içerisinde hareketlenen futbolcu Hüseyin top filelere gidiyor. Karşılaşmada 65. dakika Hüseyin'in kaydettiği golle
Skor 6-1 oluyor. Fark 5'e çıkıyor. Çetinkaya Hüseyin'in golüyle farkı 5'e çıkarıyor. Skor 6-1 oluyor. 6-1'den sonra Doğan Türk Birliği ikinci gol çabasını sürdürüyor. Ceza alanında kaleci İbrahim başarılı. Çetinkaya farkı 6'ya çıkarmak istiyor. Ceza alanı içerisinde Joseph vuruyor ama dışarıya atıyor topu. Sağ kanatta hareketlenen futbolcu Kemal ortasını yapıyor. Kaleci Ali yumrukluyor topu. Atak devam ediyor. Ceza alanı içerisinde tehlikeli pozisyon. Top filelere gidiyor. Kadir topu filelere gönderen futbolcu. Fark 6'ya çıkıyor. Skor 7-1 oluyor Çetinkaya lehine. Maçta artık son anlar. Doğan Türk Birliği'nin cılız atakları sonucu değiştirmiyor. Çetinkaya atak geliştiriyor yeniden. 8. golü bulmak istiyor. Çetinkaya futbolcuları sonuç alamıyor. Bir başka Çetinkaya atak.